Herkese merhaba, ben Süreyya Hoca. KPSS denemelerimize tam gaz devam ediyoruz. Bugün seninle birlikte 14. KPSS denememizi çözeceğiz. Bu denemeye ve kanalda bundan önce yayınlanmış olan denemelerin tamamına ekranda bulunan kart tıklayarak ulaşabilirsin. Soruları önce sen çöz, sonra benim çözümü izle. Takıldığın, anlamadığın yerleri lütfen yorumlar kısmına yazma, ihmal etme. O zaman hemen hazırsanız başlıyoruz. 14. incelememizin birinci sorusu arkadaşlar. Türkiye'nin coğrafi konumu ilgili yeni nesil bir soru tarzı. Hemen bakalım. Aşağıdaki saat 32 doğu boylamında yer alan Ankara'daki yere saati göstermektedir diyor. Buna göre aşağıda boylam derece verilen şehirlerden hangisinde aynı anda yere saat yanlış gösterilmiştir yorumunu yapıyor bize. Şimdi Ankara burası arkadaşlar. Tahmin olarak Ankara'nın yerini gösteriyorum. A şıkkımızda Bitlis var. Bitlis burada bir yerlerde. Konya var B şıkkımızda. O da burada bir yerlerde. C şıkkımızda Aydın var. O da burası sevgili arkadaşlar. D şıkkımızda Osmaniye var. Osmaniye burası. Ve bir de 40 derece doğu boylamında bulunan Rize'mizi gösteriyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım Ankara'da saat kaçmış hocam? 14.00 doğru mu? Ankara'da şu an saat 14.00'sa hangisi yanlış dediğine göre sevgili arkadaşlar. 42 bitlise bakalım isterseniz. 42.32 arada kaç boylam fark var hocam? 10 boylam var. 10 çarpı 4 yaptığın zaman 40 dakikalık bir zaman farkı var. Hocam bakıldığında Bitlis daha doğuda olduğuna göre o zaman Bitlis'in saat Ankara'ya göre 40 daha ileride olacaktır. Ankara'da saat 14 olduğuna göre Bitlis'te saatin 14.40 olması o zaman doğrudur. B şıkkına geçiyorum. Hocam B şıkkında 32 doğu bakın 32 doğu İkisinin de boylam numarası aynıysa o zaman Ankara'da Konya'da yaklaşık olarak aynı boylamda diyeceğiz ve o zaman saatlerinin de aynı olması bekleyeceğiz. Bakıyorum Ankara'da 14 ise Konya'da da 14 görüldüğü gibi o zaman bu şıkkımız da doğru. C şıkkına geçiyorum hocam. 27 derece aydın diyor bakın. 27 derece doğu boylamı. Hocam 5 derece batı boylamında. 5 çarpı 4 yaptığımız zaman kaç yapar hocam? 20 dakika yapar. Demek ki o zaman aydın da saat Ankara'ya göre 20 dakika geri olacak. Ankara'da saat 14 ise 20 dakika gerisi 13.40 yapar. O zaman bu da doğru hocam. D şıkkına geçiyoruz. 36 derece Osmaniye bakın arkadaşlar. 36, 32. Arada 4 boylam var. 4 çarpı 4. 16 dakikalık zaman farkı var. Halbuki burada gördüğü gibi arkadaşlar bakın 20 dakikalık bir zaman farkını gösteriyor. Halbuki burada şurayı göstermesi gerekiyordu. O zaman sanki bu D şıkkımız yanlış gibi. E şıkkına geçiyorum hocam. 40 derece doğu boylamı Rize. 32'ye 40 arada 8 boylam var. 8 çarpı 4 o da eşittir. 32 dakika yapar. Ankara'da saat 14 iken Rize'de saatin 14.32 olduğunu söyleyebilirim. O zaman bu şıkkımız da doğru. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olarak karşımıza çıkmaktadır diyorum ve Hemen denememizin bir sonraki sorusuna geçiyorum. 14. denememizin ikinci sorusu arkadaşlar. Türkiye'nin yer şekilli ilgili. Hemen bakalım sorumuza. Ülkemizdeki dağlar Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde kıyıya paralel, Ege bölgesinde ise kıyıya dik uzanır diyor. Bu durum yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesini etkilememiştir diyor. Baktığımız zaman birinci öncülümüz yağış miktarı. Yağış miktarını etkiler sevgili arkadaşlar. Nasıl yani? Şöyle göstereceğim bakın. Kuzeyde ve güneyde dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Ege'de ise dağlar denize dik uzanıyor. O zaman bu şu anlama geliyor. Kuzeyden ve güneyden gelen nevneva kütleleri bu kıyıya paralel uzanan sıra dağlara çarpar ve bu dağların şu denize dönük yamaçlarına bol yağış olarak düşer arkadaşlar. Ancak Ege bölgesinde ise dağlar denize dik uzandığı için denizden gelen nevneva kütleleri herhangi bir engelle karşılaşamadığı için içeri doğru sokulur. Hava kütlesinin içeri doğru sokulması demek yavaş yavaş neminin azalması demektir ve bu durum yağış miktarının azalması anlamına gelir. Şunu asla unutmayacaksın. Kuzey ve güney kıyılarımızın aldığı yağış miktarı Ege kıyılarından daha fazladır bu durumun temel nedeni dağların kıyıya paralel uzanması diyeceğiz. O zaman hocam bunu etkiler bizden etkilenmez diyor bakın. İkinci öncülümüz akarsu debillerini hocam bunu da etkiler. Akarsu debillerinde şöyle kuzey ve güney kıyılarımızda yağış miktarı fazla olduğuna göre o zaman bu kuzey ve güney kıyılarımızdaki akarsuların debisi de haliyle fazla olması beklenir. O zaman bunu da etkiliyor. Yağış rejimi hocam yağış rejimi ülkemizin hem matematik hem de özel konumunun birlikte ortaya çıkarmış olduğu bir sonuçtur. Bu nedenle de bu yağış rejiminin ben direkt kıyıya paralel ya da dik uzanmasıyla açıklama imkanım bulunmamaktadır. O zaman ben buna bir çarpı koyuyorum. Dördüncü öncülümüz denizel iklim etki alanı diyor bakın. Hocam bunu da etkiliyor. Biraz önce bahsedildiği gibi kuzey ve güney kıyılarımızda dağlar kıyıya paralel uzandığı için denizel iklim etki alanı kıyıda dar bir şeride sıkışmış iken Ege kıyılarında ise dağlar denize dik uzandığı için denizel etki alanı içeri doğru çok rahat sokulabilmektedir. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Denizli kıyıda yaklaşık 200 km içe dayanmasına rağmen denizi de narenci ağaçlarına rastlanmaktadır. Bu durum Ege kıyılarında denizel iklimin etki içeri doğru çok rahat sokulduğu anlamına gelmektedir arkadaşlar. Kıyı tiplerini etkiler hocam. Nasıl etkiler? Biliyorsunuz ki kuzey ve güney kıyılarımızda dağlar kıyıya paralel uzandığı için bu kıyılarımızda boyuna kıyılar olurken Ege kıyılarımızda ise dağlar denize dik uzandığı için enine kıyılar rastlıyoruz. Bu verilenlerden sadece 3. öncülümüz etkilemediğine göre Burada sorumuzun doğru cevabı 1. Aşık olarak karşımıza çıkmaktadır diyorum ve hemen denememizin 3. sorusuna geçiyorum. Ben butona basmadan 3. soruya geçme. Senden sadece böyle bir destek bekliyorum. O zaman 3. sorumuza geçiyoruz. 14. dönemimizin 3. sorusu arkadaşlar. Türkiye iklimi ilgili güzel bir soru. Bakalım hemen sorumuza. Buna göre diyor hangi öğrenciler doğru görüş belirtmiştir diyor. Süreyya öğretmen coğrafya dersinde Türkiye iklimi konusunu öğrenci merkezli yaklaşımla anlatırken bazı öğrenciler konuyla ilgili aşağıdaki görüşlerde bulunmuşlardır diyor. Murat ismindeki bir öğrenci demiş ki Türkiye'ye gelen güneş ışınlarının atmosferi tutulma oranı Aralık ayında azalırken Temmuz ayında artar. Özay demiş ki Ege kıyılarından doğuya doğru gidildikçe enleme bağlı olarak donlu gün sayısı artar. Ali Kemal demiş ki Mersin'in yıllık sıcaklık ortalamasının Kayseri'den fazla olmasında enlem ve olmuştur. Emre demiş ki Samsun'daki yıllık sıcaklık farkı Ankara'ya göre daha azdır diyor. Şimdi baktığımız zaman sevgili arkadaşlar burada öğrencilerin görüşlerini tek tek yorumlarsak şayet burada iki tane öğrencinin doğru iki tane öğrencinin ise yanlış cevap verdiğini görüyoruz. Önce şu Murat ismindeki öğrenciye bakalım. Türkiye'ye gelen güneş ışınlarının tutulma oranı diyor. Aralık ayında azalırken Temmuz ayında artar diyor. Tam tersi ülkemize güneş ışınlarının büyük açıyla geldiği zamanlarda tutulma oranı azdır. Küçük açıyla geldiği zamanlarda ise tutulma oranı fazladır. Yani Aralık ayındaki tutulma Haziran'a göre daha fazladır. Bu nedenle de buradaki Murat ismindeki öğrencimiz maalesef yanlış cevap vermiştir. O zaman ben bu Murat'ın karşısına çarpıyı koyuyorum. Özay demiş ki Ege kıyılarından doğuya doğru gidildikçe elleme bağlı olarak Donlu gün sayısı artar. Enleme bağlı diyor hocam. Şöyle kabaca bir Türkiye haritası gösterdiğim zaman ben Ege kıyılarından içeri doğru gittikçe enleme bağlı değil, yükseltiye bağlı olarak hocam donlu gün sayısı artar. Çünkü ülkemizin özel konu faktörü var biliyorsunuz. Ülkemizde batıdan doya doğru gittikçe yükselti artar. Bu durum beraberinde donlu gün sayısının artması demektir. Yani bu durum enleme değil, yükseltiye bağlıdır sevgili arkadaşlar. Yani burada özel arkadaşımız da maalesef yanlış cevap vermiştir. Bu iki arkadaşımız öğretmeni çok iyi dinlememiş. Ali e geçiyoruz. Mersin'in yıllık sıcaklık ortalamasının Kayseri'den fazla olmasında ve yükselti etkili olmuştur diyor. Kabaca Mersin burası diyelim arkadaşa Bakın Kayseri'de burası. Birinci olarak şunu bileceğiz. Mersin'in yıllık sıcaklık ortalaması Kayseri'den fazladır. Bu durumda enlem etkilidir. Artı yükselti etkilidir. Çünkü Mersin deniz seviyesinde yükseltisi 0 metre. Kayseri ise İç Anadolu bölgesinde yaklaşık 1050 metre yükseltileri de bulunmaktadır. Bu nedenle bunu asla unutmayacağız. Mersin'in yıllık sıcaklık ortalamasının Kayseri'den fazla olmasında... Enlem artı yükseli etkili olmuştur. Yorumunu yapacağız. O zaman burada Ali Kemal'e dikkat ben. Doğru cevap vermiştir. Emre'ye bakıyoruz. Samsun'daki yıllık sıcaklık farkı Ankara'ya göre daha azdır diyor. Hocam bakın Samsun burası diyelim, Ankara burası diyelim. Uyarı ülkemizin kıyı bölgelerindeki sıcaklık farkı iç kesimlere göre daha azdır. Bu durumun temel sebebi denizelliktir, nemliliktir. Kıyılardan iç kesimlere doğru gittikçe hem yaz olsun hem kış olsun hiç fark etmez sevgili arkadaşlar. Günlük ve yıllık sıcaklık farkı artar. unutmayacağız. Bu durumun sebebi nemliliktir. Bu nedenle de Samsun'daki yıllık sıcaklık farkı Ankara'ya göre daha azdır. O zaman bu da doğru. Demek ki o zaman burada bakıldığı zaman sevgili arkadaşlar Ali Kemal ve Emre ismindeki arkadaşlarımız burada doğru cevap vermiş. Sorumuzun doğru cevabı C şık olarak karşımıza gelmektedir diyorum ve hemen denememizin bir sonraki sorusuna geçiyorum. Denemizin dördüncü sorusu arkadaşlar. Türkiye'nin enerji kaynakları ile ilgili. Güzel bir soru yine. Bakalım sorumuza. Buna göre Türkiye'nin enerji dış alımını azaltmak için diyor. Hangileri yapılacak çalışmalardan birisi değildir diyor arkadaşlar. Bizden yapılmayacak bir şey istiyor. Türkiye'de enerji üretimi son yıllarda hız artmasına rağmen bu durum tüketimi karşılayamamakta ve oluşan enerji açığı dış alımla karşılanmaktadır diyor. Örneğin ülkemizde arkadaşlar maalesef doğalgazla elektrik üretiliyor doğru mu? Halbuki Türkiye'de fazla bir doğalgaz var mı? Yok. Bu nedenle de biz dışa bağımlılığı azaltmak için fosil yakıtlardan özellikle de lehit kömürüne, taş kömürüne, yenilenebilir enerji kaynaklarından güneşe, rüzgara daha fazla yönelmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Ancak biz enerji dış bağımlılığımızı bu şekilde azaltabiliriz. Şimdi bakıyoruz birinci öncülde diyor ki bize yatak eğimi fazla olan akarsular üzerine hidroelektrik santrallerin yapılması. Evet bu aslında yapılacak güzel bir şeydir arkadaşlar. Çünkü sen burada bunu yaparsan şayet dış bağımlılığı azaltmış olursun. O zaman birinci öncülüğümüz yapılacak olan bir çalışmadır. Bizden yapılmayacak olan istiyor arkadaşlarım. Yani azaltmaz diyor sevgili arkadaşlar. Bakalım hemen. İkinci öncü de diyor ki evsel ve endüstri atıklardan enerji üretilmesi. Evet. Biyokütle enerjisi ve de biyogaz enerjisi diyebiliriz arkadaşlarım. Bunu da yaparsan sen şayet yine dış bağımlılığını azaltmaya az da olsa katkıda bulunmuş olursun. Üçüncü öncül petrol ve doğalgaz boru hatlarının yoğunlaştığı alanlara termik santrallerin kurulması. Hayır bu asla yapılacak olan bir şey değildir. Çünkü dediğim gibi biraz önce de petrol ve doğalgaz anlamında Türkiye maalesef çok zengin olmadığı için sevgili arkadaşlar biz petrol ve doğalgaza bağlı elektrik üretecek termik santral kurarsak bu dış bağımlılığı artırmış olur. O zaman bu yapılacak olan bir çalışma değildir. Dördüncü öncül uygun yerlere rüzgar santrallerinin kurulması. Örneğin Çanakkale çevresi, İzmir dolayları arkadaşlar ülkemizde rüzgar santrallerinin kurulabileceği belli başlı alanlardandır. Zaten de o bölgelerde kuruluyor arkadaşlar. O zaman bu da yapılacak olan bir çalışmadır. Burada yalnız üç, yani B şıkkı burada yapılacak olan çalışmalar arasında gösterilemez diyor ve hemen denememizin bir sonraki sorusuna geçiyorum. 14 denememizin 5. sorusu sevgili arkadaşlar, Türkiye'de ulaşımla ilgili bakalım hemen bu alanlardaki ulaşım faaliyetleriyle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralarak gösterilmiştir diyor. Bize burada yanlış istiyor arkadaşlarım. A şıkkımıza baktığımız zaman 1 ve 2'de limanların hinterlandı geniştir. Hocam 1 İzmir dolayları, 2 Samsun çevreleri. Bu iki bölgede arkadaşlar limanlar hinterlandı geniştir. Ege bölgesinde dağlar denize dik uzandığı için, Samsun'da ise Canik Dağları'nın kıyıdan iç kısımlara doğru gittiği için, yani Canik Dağları kıyının hemen gerisinden başlamadığı için, artı yükseltisi de Doğu ve Batı Karadeniz Dağlarına göre daha az olduğu için Samsun limanı Karadeniz'in en büyük limanıdır. Bunun sebebi de hinterlandı geniştir. Bu hinterlandların geniş olmasında ise Canik Dağları'nın kıyıdan uzak olması ve yükseltisinin az olması yorumunu yapacağız. O zaman bu doğrudur arkadaşlar. Bizde yanlış istiyor. B şıkkında diyor ki 3'te yol yapım maliyeti yüksektir diyor. Hocam bakın burası Tuz Gölü çevresi. Burası ülkemizin yer şekillerinin çok çok sade olduğu bir coğrafyadır. Bu nedenle de burada yol yapım maliyeti tam tersine yüksek değil. Azdır arkadaşlar. Bu sanki sorumuzun yanlış cevabı gibi. C'ye geçiyorum. 4'te demir yolu aşımı plato sahalarını izler. Bakın burası Kars sevgili arkadaşlar. Bu Erzurum Kars dolaylarında da demir ulaşımı daha çok plato sahalarını izler. Ülkemizdeki demir ulaşımı daha çok akarsu güzergahlarını ve plato sahalarını izler. Bunu asla unutmayacağız. Bu bizim için kritik önemli bilgidir. D şıkkı 2'de hava yolu, demir yolu ve deniz ulaşım türlerinin tamam bulunur. Evet Samsun dolaylarında arkadaşlar bakın Samsun'da hem demir yolu hem hava yolu hem de baktığımız zaman sevgili arkadaşlar deniz ulaşımının üçü de bulunmaktadır. Bu nedenle de bu öncülümüze doğru. E şıkkına baktığımız zaman bir de şehir içi ulaşımında raylı sistemlerden yararlanılır. Evet İzmir ve çevresi arkadaşlarım. İzmir'de şehir içinde raylı sistemlerde yararlanılır söyleyebiliriz. Bu nedenle de sorumuzun doğru cevabının tekrardan 5 olduğunu söylüyoruz ve denememizi de burada noktalıyoruz. Biliyorsunuz denemelerimiz daha çok mini deneme şeklinde gidiyor sevgili arkadaşlar. Ama yakın zamanda 18 soruluk spesiyal denemelere geçeceğiz. Haberiniz olsun. Bir sonraki denememize görüşmek üzere hoşça kalın.